Evet arkadaşlar, bugün benim doğum günüm. Şunu başa alıp bir Kral Şakir izleyelim. Ne diyeyim? Siz izlerken ben de miniş oynayacağım. Şu an kahvaltı yapıyorum ama işte. Bakın 19 Haziran şeyini görüyorsanız. Şurada. Orada işte. 19 Haziran 12.57 24 benim 8 yaş doğum günüm olacak. Kral Şakir'i izleyin siz. Ben de Minish'te oynuyorum. Sonra çekerim videosunu size. Matematikte çok iyiyim ama. O da gitti yemeğe. Ne tanesiz başım var. Hani benim yemeğim. Yemeğim. Sarı lira vereceğim. Gemilerde tanem var Bahriye'li ya. Göremiyorum. Göremiyorum. Yeter! Necati yeter, sus yalvarırım. Sesim nasıl Remzi? Yetenek yarışmasını kazanabilirim değil mi? Bilemedim Necati. Acaba başka bir şey mi yapsan şarkı söylemek yerine? Başka bir şeyden anlamam ki Remzi. En iyi şarkı söyleyebiliyorum ben. En iyi derken? Neyse, acaba bağıra bağıra değil de daha böyle diyaframını mı kullansan? Bu saatte diyaframı nereden bulayım Remzi? Diyafram senin içinde var zaten. Karnınla göğsünün arasındaki yere diyafram denir. Şimdi diyaframını kullanarak sesini ayarla bakalım. Şu an benden çok zor bir şey istiyorsun ama deneyeceğim Remzi. Gemilerde tanem var bahriyenin yâriye. Hadi hadi. Yumsana Canan. Tamam da nereye yumacağım? Bu ağacı yumabilirsin. Ne değişik bir ağaç bu. İlk defa fark ediyorum. Ben de ilk defa görüyorum. Dün yoktu böyle bir şey. Yum hadi. Bir an önce başlayalım oyuna. Tamam, başlıyorum. Ondan geri sayacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Arkadaşlar burada hediyelerin de oynuyor. Sen ne yapıyorsun Şakir? Ne? Geldik mi? Uyuyakalmışım. Gidip bakalım bence. Ya kafamızı çıkardığımız anda bizi yakalarsa? Ben gidiyorum. Canan! Canan! Neredesin? Hı? Bu yapraklar da ne böyle? Bir anda nasıl da dökülmüşler. Arkadaşlar durun. Oyunu bırakın. Etrafa baksanıza. Canan hiçbir yerde yok. Nasıl yok ya? Bizi aramaya çıkmıştır. Bence burada garip bir şeyler olmuş. İdem havuz başına bir kız. Aferin kızım. Benim niye aklıma gelmedi bu en baştan? Canan'ı bulamıyoruz Remzi amca. Ne? Hey! Kimse yok mu? Şakir'in şapkası. Şakir! Şakir! Çanak çömlek patladı. Çanak çömlek patladı. Neler oluyor ya burada? Aa, Aylin bu. Aylin. Aylin, sen misin? Çanak çömlek patladı.
Hadi öncelikle burada yaşananları tekrarlayalım derim. Hepimiz saklanmıştık. Canan da bu ağaca yummuştu. O zaman herkes saklansın, ben de yumacağım. Bakalım neler olmuş anlayabilecek miyiz? Hadi saklansın. Ah be, dünya varmış. Konuşmadan duramıyorum. Ben de saklanayım ya. Hayır, sen saklanma. Burada dur ve ben sayarken neler oluyor dikkat et. Gözümü bile kırpmayacağım Remzi. 10, 9, 8, 7. Şu anda bir şey olmuyor Remzi. 6, 5, 4. Gözümü kırpmayacağım. 3, 2. Gözlerim yanıyor. 1, 0. Önüm arkam sağım solum sobe. Saklanmayan eve. Ya, sıfırdayken bir kere kıstım. Ya, gözlerim yanıyor. Neredeyiz ya biz? Burası niye böyle renksiz? Yoksa göz kırpmadım diye renk körü mü oldum? Hayır Necati, gerçekten renksiz burası. Demek ki o ağaca yumulduğunda ağacın altındaki herkes buraya ışınlanıyor. Bunlar babam ve Necati abi değil mi? Yok, bir dakika. Yine çanak çömlek patlayacak. Kesin onlar değil bunlar. Aa Canan. Canan değil mi bu? Yok hayır. Gerçek değilsiniz siz de. Gerçek değilsiniz. Kızım Canan, niye kaçıyorsun? Yürü Necati, yürü yakalayalım şunu. Şaşırmış bu kız Remzi. Evet amirim, hazırız. Birazdan işleme başlayacağız. Hey! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Şu anda bu ağacı yıkamazsınız. Yıkmayacağız ama kaldıracağız. Buraya yaşlılar için jimnastik sahası yapacağız. Ama babamla kız kardeşim bu ağacın içinde. Ne diyorsun evladım sen? İyi misin? Hadi çekil bakayım yan tarafa. Usta, çalıştır motoru. Dur bakalım çocuğum. Ağır ol bakayım. Ne yapıyorsun dede? İyi misin? Önce bir dinle beni. Bu ağaç normal bir ağaç değil. Bundan 70 sene önce küçük bir kız çocuğu saklambaçta ebe olmuştu ve bu ağaca yummuştu. Fakat sonra ortadan kayboldu kızcağız. Bütün mahalleli de bu ağaçtan şüphelendi. Sonra da ağacın gizemli olduğunu söyleyip kestiler. Peki şimdi ağaç tekrar neden buraya geldi? Neden olacak? Tabii ki de yeni ebeyi seçmek için. Yapmayın. İnanıyor musunuz buna? Bize biraz daha zaman verin ne olur. Remzi ve Necati abi Canan'ı geri getirebilirler. Size 5 dakika vereceğim. Sonra da bu ağacı kaldıracağım buradan. Buradan çıkmalıyım. Buradan çıkmalıyım. Buradan çıkamazsın küçük kız. Sen de kimsin? Göster kendini. Ben bu dünyanın oyunbaz ninesiyim. Sadece oyun oynamak istiyorum küçük kız. Oyun mu? Ne oyunu? Saklambaç. İşte burada. Kızım, ne yapıyorsun? Bu ne böyle? Baba, sen misin? Gerçek babam mısın? Anlamanın bir yolu var. Söyle, doğum günüm ne zaman? İnan ki hiç hatırlamıyorum kızım. Ne yalan söyleyeyim. Oley! Gerçek babam mısın? Sizi gördüğüme çok sevindim. Ne kadar tatlısınız siz ya. Merak etmeyin. Oyunu kaybederseniz bu dünyada sonsuza kadar güzel güzel vakit geçirebilirsiniz. Oyun mu? Ne oyunu? Umarım video oyunudur. Hayır, saklambaç dedi. Sanırım onu bulmamızı istiyor. O zaman bir nine gibi düşünmeliyiz. Oo yavrum, ayaklarım koptu bütün gün pazar pazar gezmekten. Necati, nine gibi konuş demedim. Nine gibi düşün dedim. Pazar, pazara gidelim. Bir nine her zaman pazara gider. Haklısın kızım, hadi yürüyün. Ne yapsam bu akşam? Semizotu mu yapsam acaba? İşte orada nine. Necati, sen öteki taraftan git, ben de bu taraftan. Bir anda üstüne atlayıp yakalayalım, tamam mı? Necati, o ne hal? Ne varmış halimde? Rengin atmış, iyi misin? Baba, korkutma adamı. Belli ki hepimiz yavaş yavaş bu dünyadaki objeler gibi renksiz olmaya başladık. Çabuk olmalıyız. Doğru diyorsun. Necati koş, yakalayalım nineyi. Baba, hologrammış bu. Gerçek nine başka yerde olmalı. Buradayım. Yürüyün hadi, yürüyün.
Şuradaki dükkandan geliyor ses. Kimse yok burada. Remzi şu haline bak. Çok komik olmuşsun. Sen kendini hiç görme o zaman Necati. Ne var? Çok yakında tamamen kaybolacaksınız. Şimdi yakaladım seni nine. Buradayım. Aynı oyununu oynuyor bize. Gel buraya. Bu da değil mi? Baba, bizi kandırıyor. Sadece birinin arkasına saklanmış olmalı. Tek tek bir sürü aynayı nasıl kıracağım ben? Bir dakika. Muhteşem bir fikrim var. Necati, bir şarkı patlatsana bize en cazgırından. Şimdi mi? Tabii ki. Yeter ki sen iste. Gidim havuz başına. İşe yarıyor. İşe yarıyor. Abi yeter. Oyun bitti sevgili nineciğim. Sen kaybettin. Hay aksi. İlk defa birilerine yenildim kendi oyunumda. Nereden çıktınız karşıma? Şimdi sözünü tut ve bizi dünyamıza geri gönder. Aman gidin. Zaten hiç sevmedim sizi. Kendime daha kolay rakipler bulacağım. Süreniz doldu. Usta, kaldır şu ağacı hemen. Geri geldiler. Fakat nasıl olur? O neydi öyle? Ya akıllamadık. Biz boşa konuşmayız, anladın mı? Şimdi alın bu ağacı, başka bir yere götürün, saklayın. Kimse de ellemesin. Bundan sonra asla ebe olmam, onu baştan söyleyeyim. Şimdi ne yapacağız? Yapacak tek bir şey var. Yakar top. Emekli öğretmen Vuracı. Pardon ya. Ne kadar güzel oldu, adaya geldik. Harikasın ki, harikaydı. Kaç dakika var Şakir? Son bir dakika baba. Bisikletimi kontrol edemiyorum. O bisiklet değil Necati abi. Her işte bir hayır vardır Şakir. Hayır. Bunu kaçırırsak eğer bir sonraki motor kaçta Canan? Bu son sefer, bir sonraki yarın. Hayır. O zaman buna yetişmeliyiz. Adada kalmak çok pahalı. İnternet ünlüsü kız, çekil! Hayır! Aniden zıplarsam saçım bozulur. Zaten yakışmamış! Ay, neyse kurtulduk. Henüz değil sanırım. Bas kornaya kumpir. Senin adın da bir garip evladım. Kumpir diye isim mi olur? Sorma kaptan. Babam kumpiri çok severmiş. Kumpire de benziyorsun azıcık. Neyse bas oğlum bas. Emredersin kaptan. Korna! Motorun kornası bu! Frenler çalışmıyor! Çalışsanız arkadaşım! Duramıyorum abi! Ay! Ay oluyor! Ay o! Uçurum! Eyvah! Abi biz buradan ayrılalım. Size iyi uçuşlar. Yetiştik! Üzerine düştüğüm kolumu hissetmiyorum. Kumpir, evlat söyle bakalım. Hava durumu nasıl? Bakayım cepten. Hava süper. 35 derece. Deniz cam gibi. Tek bir dalga dahi yok. Dünyanın en güzel havası. Hani hava çok açıktı? Özür dilerim kaptan. Telefonu ters tutmuşum. Hiç alakası yok.
Balon patlatma oyunu açık telefonunda. Son bölümdeydim. Çok az kalmıştı. Bu fırtınaya dayanamayız. Telsizi ver çabuk. Telsiz çalışmıyor kaptan. Yıldırım yüzünden elektrik gitti. Cep telefonumla arayacağım sahil güvenliği. Burada çekmez. Dışarıda konuşup geliyorum. Ekstra ketçap ve mayonez alabilir miyim? Tamam, kimse panik yapmasın. Bu tekne batarsa ilk önce kurtarılacakları açıklıyorum. Bir, mor renkli filler ve adı Necati olanlar. Ya, nedenmiş o? İnatla soru soran beyaz keçiler kurtarılmayacaktır. Dikkat, dikkat. Yolcularımız telaşlanmasın. Her şey kontrol altında. Yalan söylüyorum. Hiçbir şey kontrol altında değil. Başınızın çaresine bakın. Oradan konuşmak kolay tabii. Burada konuşsana. Hayır, hiç de kolay değil. Megafon bozuk. Arkasında durup bağırmam gerekiyor deli gibi. Bende panik atak var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Telefonla sahil güvenliği arayalım. Çekmiyor, sinyal yok. İşimiz bitti. Önce sakin olmaya çalışın. Kriz anında ilk önce artıları ve eksileri belirleyin. Eksileri söylüyorum. Kaptan yandı, telsiz bozuk, hava berbat. Gemideki ilk günüm ve astım hastasıyım. Peki artılar? Bir tane işaret fişeğimiz var. Tamam, verin. O iş bende. Kaçılın. Şimdi bu artı mı eksi mi oluyor? Batıyoruz! Sakin ol, sakin ol. Adın ne evlat? Kumpir. Ne? Kumpir mi? Neyse kumpir. Şimdi tek bir şeye ihtiyacımız var. Evet, kavurmalı yumurta. Hayır, can kurtaran botu. Kavurmalı yumurta ne olacak? Bırak yumurtayı, bizi can kurtaran botuna götür hemen kumpir. Biz Necati ile birlikte sandala binip sahil güvenliği bulacağız. Kumpir, sen de burada kal ve gemiye sahip çık. Yapamam, çok korkuyorum. İşte, kaptan olmadığına göre bu teknenin kaptanı sensin artık. Şimdi cesur ol ve bu gemiye sahip çık. Baba, güzel gaz verdin. Yürü Necati. Yavaş atla, tamam mı? Bence iyiler. İyi değiliz. Evet kaptanım, göreve hazırız. Ben şu köşede ağlayacağım. Siz ne yaparsanız yapın. Ne? Gidip yolculara battaniye ve yiyecek mi götüreyim? Emredersiniz. Ben de gidip güverteye dolan suları dışarı mı atayım? Öyle diyorsanız öyledir. Hadi gidelim. Biraz da sen kürek çeksene Necati. Olmaz Remzi. Doktor bana küreği yasakladı. Uydurma Necati. Göreği yasakladı doktor. Zaten karane tarafta göremiyorum. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. Ne yapacağız? Abicim kara parçası batıda diyorum. Sen niye beni dinlemiyorsun? Çünkü sen ne dediğini bilmiyorsun. Kara güneyde. İkinizin de yol bilgisi sıfır. Kara doğuda şu anda. Karar verin artık. Hangisi? Kuzeyde. Çok tutarlısınız. Peki kuzey nerede? Kutup yıldızını takip edin. Her zaman kuzeyi gösterir. Evet. Ne demişler? Bozuk kutup yıldızı bile günde iki defa doğruyu gösterir. O zaman kuzeye gidiyoruz. Evet, herkes battaniye ve sandviç aldı sanırım. Bana bir tane battaniye verir misiniz? Demin vermiştim size ama neyse, buyurun. Ama siz çok yanlış anladınız. Neyse. Kaptan Kumpir, Kaptan Kumpir, batıyoruz. Beni yalnız bırakın. Gidin buradan. Kaptan olamam ben. O ne? Remzi! Söyle. Sanırım kutup yıldızı bize doğru yaklaşıyor. Bize yardım etmeye geldi. Ne? Hey, kutup yıldızı, buradayız. Hey o, buradayız kutup yıldızı. Sesime gel. Dur Necati. Hey o. Devrileceğiz. Buradayım. Oy, yandım. Hey, ne yapıyorsunuz orada? Deve güreşi oynuyoruz.
Tamam, gidelim o halde. Saçmalamayın. Ne güreşi? Adadan yola çıkan tekne yolda kaldı ve batmak üzere. Sizi bulmaya çalışıyorduk. Ne? Öyle mi? Hemen gidelim o halde. Deve güreşini sonra yaparsınız. Hala deve güreşi diyorum. Hoş geldin bir tanem. Hoş geldin dünyaya. Adı ne olsun acaba? Kumpir olsun bence. Kumpir mi? Evet, kumpir. Kumpiri çok severim. Çünkü kumpir sıcak ve kaşarlıdır. Fakat kimi zaman da içine zeytin, turşu, sosis ve ketçap eklenir. Zeytin zekayı, turşu iradeyi, sosis özgüveni ve ketçap da gücü temsil eder. Sen de bir kumpir kadar zengin ve güçlü ol evlat. Sakin olsun. Hepinizi kurtaracağız. Soru soran keçiyi kurtarmayacağız. Şaka şaka kurtaracağız. Şakir, canan iyi misiniz? İyiyiz baba, iyiyiz. Fakat kumpir ve kaptan ne durumda bilmiyoruz. Buradayız, buradayız. Kurtulduk mu? Aferin kumpir, aferin. Kumpirin sayesinde son anda kurtulduk. Motorlara güç vermeseydi dibi boyluyorduk. O şapkanın hakkını vereceğini biliyordum evlat. Güle güle gemicik. Güle güle. Hop! Tutmasaydım düşüyordun. Açtı ama. Hadi balık yemeye. Buradan o zaman. Beni izleyin. Hayır canım, buradan. Yine başlamayın. Tabii ki bu tarafta balıkçılar. Kutup yıldızını takip edin. Kutup yıldızını.